Canını yerim senin ya. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Selamlar, hoş geldiniz. Bugün yine ETSK'deyiz ve altımızda Tofaş Şahin var. Şu şekilde ben size aracımızın sağını solunu göstereyim. Araçta emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Açıklama kısmında aracın indirme linki olacak. Siz de indirip kullanabilirsiniz. Gerçekten mükemmel bir araç ya. Harita olarak da Pro Mods'tayız arkadaşlar. Bu şekilde manzara olan bir yerdeyiz. Piknik yaptık burada. Buradan çıkıp gideceğiz. Hemen şu şekilde aracımızı ben size yakından sağını solunu göstereyim tekrardan. Araç bu şekilde geliyor. Arkası biraz kalkık. Önü ise birazcık basık. Şu üstte de sunroof'unun olduğunu görebiliyorsunuz. Zaten şu şekilde aracın ben size tekrardan sağını solunu gösteriyorum. Buraya da ben bir tane böyle havlu taktım. Hani böyle gelin almalarda falan yazma havlu falan takıyorlar ya. Ben de o şekilde yaptım. Şu şekilde göstereyim. Jantını da ben bu şekilde yaptım. Hani böyle daha güzel jantlar vardı da ben bunu yaptım. Biraz daha sade bir şekilde olmuş oldu. Şu şekilde aracın arkasında ben size göstereyim. Olmadı videoyu sonlandırırken tekrardan aracı bir yapılandırmaya bakarız. Aracımızın içine geçelim hemen. Şu şekilde içi de bu şekilde. Şurada terlik var. O terlik orada ne arıyor yani. Şu ibreler falan bu şekilde. İşte burada vites var. Şurada bir tane iPhone var. Bu şekilde yani. Arkaya da ben böyle bir tane Türk bayrağı koydum. Şöyle ses sistemleri falan var da yatarak gideceğiz herhalde. Bu şekilde gözüküyor. Dediğim gibi Pro Mods'tayız. Pro Mods'un özel bir yeri burası. Şu şekilde Pau'nun oralarda böyle bir yerdeyiz yani. Bura gerçekten güzel bir yer olduğunu söyleyebilirim. Normalde herkes başka bir yerden çıkar buraya gelir ama ben direktmen videomu burada başlatayım dedim. Aracımızı çalıştıralım. Aracın kornası yok. Onu söyleyeyim. Camları falan da açılmıyor. Şu üstte bir tane sunroof'u var dediğim gibi. Bu sunroof da gerçekten güzel düşünülmüş, güzel bir şey olduğunu söyleyebilirim. Burada işte şelalenin yanından çıkıp gideceğiz şimdi. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Bana sürekli abi Tofaş Tofaş isteyen arkadaşlarımız vardı. Bu videoda onlar için gelsin. Bu video güzel like alırsa Tofaş'la farklı yerlere de gidebiliriz. Onu söylemiş olayım ben size. Şu dörtlülerimizi de kapatalım. FPS'imiz düşebilir. Yollar falan güzel. Pro Mods'un mükemmel yollara bunlar. Aracı renkli yaptım. Daha bir parlıyor. Bir parlıyor var ya, görmeniz lazım yani. O da otomatikman FPS düşürüyor. Onun için beyaz yaptım. Yani beyaz yapmayı tercih ettim. Şimdi ileride daha farklı yollar var. Onları da göreceksiniz. Buralar böyle bol böyle küçük böyle virajlı yollar. Hani böyle tatlı tatlı yollar. Böyle ormanın içinde güzel bir yer burası. Pro Mods gerçekten güzel ya. Daha önce keşke indirseymişim diyorum yani. Biraz yavaşlayalım şuradan. Şöyle bakıyorum. Üste falan CD falan var işte. Ya güzel araç. Ben beğendim. Araç benim bayağı hoşuma gitti. Ses falan da güzel yani. Kötü değil yani. Araç böyle yere bayağı yakın. Yani şunu görüyor musunuz? Yere bayağı yakın. Yani bildiğim böyle düğünlerdeki, gelin almalardaki araba işte bu yani. Pro Mods'un da mükemmel yerleri bunlar ya. Burayı çoğu kişi de görmüştüm. Levent abi oyun pasta çekmişti burayı. Güzel yer burası, güzel yer. Bak şimdi ileride ne göreceksiniz ona şimdi iyi bakın siz. Tofaş'la yanlayacağız diyormuşum. Evet, gördün mü? Kar yağdı bir anda. Acaba karda kayacak mı? Canını yerim senin ya. Şuna bak şuna. Arkada Pioner yazıyor. Abi mükemmel gidiyor ya. Burada dışarıdan sürelim arkadaşlar. Burada dışarıdan sürmek bayağı zevkli olur. Bak bizim Clio da burada. Oğlum bura kış yaşıyor bildiğin ya. Biraz önce cennetteydik. Bura kış yaşıyor. Ama güzel yer. Hoşuma gitti yani. Şöyle burayı size dıştan sürüyorum ki gerçekten güzel çünkü. Kamera açısıyla beraber güzel bir şekilde gidiyoruz. Şu şekilde bakarsak bayağı iyi. Size kamerayı ayarlıyorum diye mouse'la biraz yavaşladık. Bayağı iyi ya. Neyse, şey de bitti zaten. Hemen çıkalım şuradan. Aracın farları şu şekilde. Böyle
Biraz böyle neon gibi mavi anımsatır bir şeyi var. Ufak da bir FPS düştü burada çünkü bayağı bir ormanlık yer gördüğünüz üzere. Şuradan şöyle bir dönelim. Burası bu şekilde işte arkadaş. Dediğim gibi daha fazla istiyorsanız bu şekilde videoları like atmayı, abone olmayı, yorumlarda görüşlerinizi ve düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Çok tuhaf duygular içerisindeyim. Evet, çok tuhaf duygular içerisindeyim şu anda. Neden mi? Ben de bilmiyorum. Evet, ben de bilmiyorum. Evet, bu yolun sonuna geldik ya. Promotus'un harika bir yerinden iniyoruz aşağı. Kirkenes'e gitme planım var da Kirkenes'e farklı bir araba bekliyorum. 1.38'e güncellensin diye. Güncellenirse o da Kirkenes'e size çok güzel bir arabayla gideceğim. Onun sözünü verebilirim. Şu şekilde sinyalimi vereyim. Buradan gelen giden yok da şu şekilde biz yine dıştan bakalım. Hem de arabaya biraz bakmış oluruz. Şu şekilde dönelim biz tekrardan. Aracın modifiye seçenekleri de güzel dediğim gibi. Bu kaputu falan açılabiliyor ya, böyle bir şey olamaz. Şöyle biraz F3'ü açalım. Hani birazcık basabilirsek basalım ki siz de hızını görmüş olursunuz da basılacak yol yok ya. Buralar gördüğünüz üzere hep viraj falan. Ben şurada biraz basayım yine de hep viraj gördüğünüz üzere. 100'ü görüyoruz yani rahat. Bu araba 200'ü görebilir mi? 150'yi rahat görür de 200'ü bilemiyorum. ...130 küsüre geldi, dayandı. Ya benim FPS çok sıkıntı ya. Bu işte benim canımı sıkıyor videolarda. Bu benim videolarda canımı sıkıyor. Şuradan şöyle bir gireyim. Araç da güzel. Promos'tayız. Yani bunların tabii etkisi var ama yani... ...ne bileyim ya. Güzel bir bilgisayar olsa... ...daha kaliteli içerikler üretirsin de. Ne bileyim ya. Hemen gel, hemen gel, gel gel gel, hemen gel. Geç bakalım hacı abi. Ben de şuradan sizin tırın arkasına girersem mükemmel olur. Ben de burnumu sokaydım oraya da. Elf petrolleri. Şeye benzettim, BMW'nin M Power yazıyor ya, aynı o şekilde bir şeye benzettim. Şurada duralım hemen. Evet, aracımız bu şekilde. Tofaş, Şahin. Ben bu araçların Şahin'i varmış, Selex'i varmış, Kartal'ı varmış. Bunların hepsi birbirine benzediği için ben bunların hepsine Tofaş diyorum ya. Şu şekilde aracın tekrardan yakından göstereyim. Farlar da güzel. Uzunlar. Uzunlar da var, güzel. Jantlar falan da bu şekilde. Hemen işte aracın beraber jantlarına falan bakalım. 06 plaka dediğim gibi. Modda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şu sunroof falan gerçekten bayağı güzel olmuş şeyler yani. Çekici galerisine giriyorsunuz. Modu aktifleştiriyorsunuz tabii ki. Mod bayisine giriyorsunuz. Tofaş, Şahin, S standart. Dediğim gibi S'i mesi falan bir şeyleri var da ben hepsinde bunların Tofaş diyorum. Burada direktmen tek seçeneği var. Harun Aras yazıyor. Harun Aras tarafından yapılan mod mu ki bu? İşte herkese teşekkür ediyorum emeği geçen. Harun Aras'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz buradan tekrardan. Bakıyorum şu şekilde. İç kısma geldiğinizde böyle direksiyonlarla falan oynayabiliyorsunuz işte. Böyle Logitech direksiyon setleri gibi bir hal alıyor bu. Ama biraz gerçekçi durmuyor işte. Ben de onun için onu yapmadım. Burada boyama seçeneklerinde şöyle bir kendi orijinal seçeneği var ve şurada istediğiniz renge yapabiliyorsunuz ama dediğim gibi bunlar bayağı bir parlıyor ve FPS'imi düşürdü benim. Onun için vazgeçtim. Metalik renkler de çalışıyor yani, kafanıza göre bir şeyler yapabilirsiniz yani. Araç böyle yanar dönerli mor bir şey oldu şu anda gördüğünüz üzere. İnelim hatta aşağı, şu şekilde yakından biraz bakalım. Şu şekilde kaput açık bir şekilde dediğim gibi zaten. Buraya şu şekilde aynen oraya havlunuzu takabiliyorsunuz. Onun dışında buraya geldiğinizde açık kaput, kaputsuz yapabiliyorsunuz.
Açık kaput var bu şekilde. Bir de kapalı kaput. Bunlar ters olmuş herhalde. Şu şekilde de aracın kaputunu açıp kapatabiliyorsunuz ki bunlar gerçekten bence güzel şeyler ya. Harbiden yani bunlar aslında cam açma şeyine bassan kaput açılsa düşünsene. Abartma lan diyorsun sen şimdi bana ama burada Yiğit akü falan diyor. Ya dediğim gibi güzel şeyler. Jant seçeneklerine geldiğimizde jant seçenekleri dedim böyle bir şey olamaz. Burada farklı farklı jantlar var gördüğünüz üzere. Benim yaptığım şuydu. Biraz daha güzel duruyordu. Onun dışında size göstermek istediğim başka bir şeyler var mı? Şu iç kısma geldiğinizde bu zaten kaput seçeneği. İç bu şekilde. Şuraya isterseniz yatma yerine Türkiye bayrağı veya Azerbaycan bayrağı ekleyebiliyorsunuz. Evet, benim videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki mod videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şu şekilde aracı ben size biraz uzaktan göstereyim. Güzel yorumlarınızı ve düşüncelerinizi bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın dediğim gibi. Görüşürüz. Bay bay.